Ben psikiyatri uzmanı Nazlı Ataman. Size bir sene önceki hastamın hayat hikayesini anlatmak istiyorum. Her çocuğun hayalleri ve sorunsuz hayatları vardır. Onlar için her şey çikolata kadar tatlıdır. İşte böyle biriydi o da. Yıllar geçtikçe her insan gibi o da hayatın gerçekleriyle büyüyordu. Çevreye bakış açısı, konuşması ve en kötüsü de arkadaş çevresi değişiyordu. Kanki ne haber ya? Her zaman gibi gün olsun. Ben de işte öyle takılıyorum. Hayırdır böyle oturmuşum? Ailemle yine tartıştık ya. Ya olur öyle şeyler. Aman sen de. Ya yine aklıma getirdim ben ya. O ne? İçer misin? Yok sağ ol, ben kullanmıyorum. Ya hep böyle bebeksi davranışlarım var ya. Ailenden de korkuyorum. İçmiyorum ya. Abicim. Ya bizimkilerin ağzına sağız olmuşsun ya. Bir tane bir şey ne olacak? Bir kere de bir şey olmuyor. Harbi mi? İyi ver lan çocuğum. Aslında en güzel yıllarını tek bir cümle kirletti. Bir kereden bir şey olmaz diye başladı sigara, onun sonu oldu. Zaman geçtikçe paket paket sigara içip rahatladığını, tüm dert ve sıkıntılarından uzaklaştığını hissediyordu. En azından o öyle düşünüyordu. İlk başlarda güzel bir yuvanın hayalini kurdu. 5 yıl sonra ailesi yanında olmasa da hayal ettiği her şey oldu ama... Sigarayı bırakmak sandığı kadar kolay değildi. Ben çikolata istiyorum. Ben sigara istiyorum. İster misin? İçer misin? Sigara sadece elinden özgürlüğünü değil, sevdiği insanları da alıyordu. Önce sigara kullandığı için kısır olduğunu ve çocuğu olmayacağını öğrendi. Sürekli tartıştığı kocasıyla da boşandılar. Zaten kocasıyla kaçarak evlendiği için de ailesi onu reddetmişti. Daha sonra bunalımlar, krizler birbirini kovaladı. Depresyonlara girdi. Biz de zaten o zaman tanıştık. Tabii ki onunla konuşmam o kadar kolay olmadı. Ta ki o sesleri duyana kadar. Keşke hayatın en savunmasız kelimesidir. İçinde pişmanlık, hüzün ve acı vardır. O geceden sonra odaya girdiğimde de yerde baygın bir şekilde yatıyordu. Hemen hastaneye kaldırdık. Hastaneye kaldırıldıktan sonra akciğer kanserine yakalandığını öğrendik. Bir ay sonra ne parmağımda yüzüğü ne de yanımda olan bir ailesi vardı. Sürekli tedavi reddediyordu. Hayır istemiyorum ya. Artık kimsem yok. Gider misin? Tamam gel. Bunu silelim. Gel. Hayır. Aslında bu onun tercihiydi. Her insanda olduğu gibi o da kendi yolunu çizdi ve derinin hikayesi kötü sonuna bitti. Ya da hiçbir şey yazıldığı gibi değildi. Herkesin ağzına sakız olmuşsun ya. Harbi mi lan? Bir kereden bir şey olmaz. Hiç. Bir kereden bir şey olmaz diyorsun. Peki lan. Al. Bir kereden bir şey olmaz diyorsun. Her hikaye kötü sonla bitmez. Senin hikayen de kötü sonla bitmesin. Hala bir şansın varken umudunu kaybetme. Sen de sigarayı bırakabilirsin.